benim gibi bağlamsalcı birisi için şu çok açıktır. Bir şey kendisi olarak ne kadar kıymetli olabilir ki? Dünyanın başka yerlerinde başka şeyler oluyor olabilir ama Türkiye örneğinde çok ilginç bir şekilde Cumhuriyet'in ilk döneminde, kuruluş evresinde endüstri yapıları mimarlığın çok önemli konularından bir tanesi. Bütün fabrikalar iyi mimarlık örnekleri olarak yapılıyor. Mesela Rusların yaptığı demir çelik fabrikaları, Sümerbank fabrikaları, Merinos fabrikaları, halı dokuma fabrikaları, bunların hepsi çok nitelikli şeyler. Endüstri yapılarının şöyle bir özelliği var. Zamanla büyüyebilirler, zamanla gelişebilirler, eklenebilirler. Dolayısıyla buna dayanıklı olmaları gerekir. İkincisi, kısa sürede yapılmaları gerekir. Üçüncüsü, son derece kullanışlı olmaları gerekir. Dördüncüsü, hor kullanılabilen yapılar olmaları gerekir. Özellikle 24 saat çalışan, 3 vardiya çalışan fabrikalar, şey gibi, mekanik otomatik saatler gibi hiç durmadan çalışmaları gereken yerlerdir. Dolayısıyla dayanıklı yapılardır. Bu yüzden de tuhaf bir biçimde sanki endüstri yapıları mimarlığın meselesi değil, mühendisliğin meselesiymiş gibi bakılır. Oysa hem iri kıyım olmaları, hem içinde taşıdıkları teknolojinin dışarıdan ifadesini bulması açısından bence dönemin ruhunu yansıtan çok önemli yapılar bu. Dünyada da endüstri yapıları başlı başına bir konu. Kimi türbin yapıları, Pink Floyd'un kapağına çıkarken de, bir dönemi anlatırken de, Marx'ın 1850'ler İngiltere'sini anlatırken de kullandığı çok değişmeyen figürleri oluşturur. Gelişkin bir endüstriyi kullanıyorsak, gelişkin bir yapıda olmalıyız. Yani bunlar birbirlerini destekleyen şeyler. Orada gelişmiş bir iş ilişkisi arıyorsak, iyi bir çalışanlar mekanı kurmalıyız. Nerede yemek yediklerinden, nerede dinlendiklerine ve nerede çalıştıklarına varıncaya kadar bu bence çok önemli bir şey. Dolayısıyla makinalarla üretimle yapı arasında koparılamaz bir bağ oluşuyor. Bütün bunlar sanayicinin niyetine, yapmak istediği şeye bağlı olarak değişiyor kuşkusuz. Çünkü mimarlık iyi bir işveren yoksa iyisi yapılamayacak olan işlerden bir tanesi. Mimarın niyeti ne olursa olsun fark etmez. Mutlaka bunu anlayan, bunu destekleyen, bunun için enerjisini, zamanını, parasını, dikkatini harcayabilecek birine ihtiyacımız var. Ama sonunda sanayiciler, akıllı insanlar, ne yapmaları gerektiğini bilen insanlar. Bunu doğru dürüst anlattığınız zaman bence bunu anlamayacak ve buna katılmayacak birisi yok. Dolayısıyla hem endüstriyel anlamdaki gelişkinlik, hem patronaj anlamındaki gelişkinlik, hem de mimar olarak bütün bu meseleleri bir araya getirmek konusundaki beceriyi aynı anda kullanınca iyi yapı elde etmenin çok zor bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu kadar hareketli bir ülkede, durmadan her şeyin değiştiği bir ülkede aslında iş kolları da değişiyor ve yapı bir bölümüyle o güne kadar hesapladığınız gibi giderken yeni bir iş kolu gelip girebiliyor. Dolayısıyla bizim yapıları düşünürken önemli bir bölümünü tam da o iş için tasarlıyor olsak bile bir başka bölümünü de her şey olabilecek şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu şundan önemli, altyapısını nasıl taşıyacaksınız bunun? Bir gün her şey olabilecek olan bir yapının. Dolayısıyla bütün bu tesisatların, gerekli altyapıların, donatıların ne şekilde dağılacağını, bunların hangi tesisat galerilerini kullandığını biliyor olmak ve önceden bunları öngörebilmek önemli bir şey. Yaptığımız binaların hepsiyle onların devamlılığı içinde bir tür ilişkimiz var. İki nedenle var. Bir, yaptığımız işin nasıl devam ettiğini görmek istiyoruz. Biraz da kontrol etmek istiyoruz. İstemediğimiz şeyleri ekleyip çıkarmasınlar diye.
Ve bunu tatlı tatlı yapıyoruz yani. Çünkü onların hepsiyle arkadaş oluyoruz. Birlikte yemek yiyoruz, içki içiyoruz, gevezelik ediyoruz falan. Bu arada bunları yaparken de o yapının içinde olabiliyoruz. Ama geriye dönüşlerini izlemek, sizin projelendirirken yaptığınız şeyin gerçekte o olup olmadığını ve o kadar işe yarayıp yaramadığını görmek bence çok önemli bir geri besleme. Çünkü bu son işiniz olmadığına göre bir sonrakinde bundan gelen verileri iyi kullanabilirsiniz. Şimdi bu tarafı çok önemli. İkincisi, her şey gibi o da yaşıyor. Bir ömrü var yapının. Onun içerisinde ona çeşitli şeyler hem yapısal olarak ekleniyor, hem mobilya olarak ekleniyor, hem makine ekleniyor. Ya da burada gördüğünüz gibi kimi zaman aslında bir endüstri yapısında çok sıklıkla karşılaşılmayacak bir koleksiyona ev sahipliği yapabiliyor. Dolayısıyla bu isteseniz de istemeseniz de bu koleksiyonun oluşumunda, bu mekanın o koleksiyona hazır olmasında ve yeni işler geldikçe bunun nerelere konulacağı ve diğerleriyle ilişkisinin ne olacağı konusunda bizim işimiz bitmiyor. Seve seve yaptığımız bir şey, süreklilik arz ediyor bu ve bunu seviyoruz da ayrıca. Bir canlı bir organizma gibi geliyor bize yapılar. Benim gibi bağlamsalcı birisi için şu çok açıktır. Bir şey kendisi olarak ne kadar kıymetli olabilir ki? O ancak belirli bir bağlam içerisinde kıymetli bir şey olabilir. Dolayısıyla iyi bir tasarımın mutlaka ama mutlaka birbirine benzemeyen ve benzeyen ve benzemeyen şeyler arasında doğrudan ya da dolaylı bir ilişkiyi iyi kurup birbirlerini zenginleştirmesi beklenir. Bu masayı, bu aydınlatma elemanı, o aydınlatma elemanını bu asılı duvar, o asılı duvarı yukarıdaki resim tanımladığı sürece bunları belirli bir bağlam içerisinde kıymetli ve iyi şeylere dönüşürler. Aslında bana göre bütün yapılar ya da bütün tasarımlar, hatta küçük nesneler de olabilir bunlar, böyle tasarlanır. Siz her şeyi tasarlayamayacağınız için aslında iyi tasarlanmış şeylerin rastlantıyla, kısmen de olsa rastlantıyla bir aradalıklarından iyi bir şey üretmelerinin kapısını açmış olmanız gerekir. Burası da öyle bir yer gibi geliyor bana. Yani buranın sahibi dahi kimsenin aklında böyle bir şey yoktu. Hatta geçen gün bana o kapının önünde durup şeyi soruyordu. Ya sen burayı yapmadan da bunu görebiliyor musun? Yani bu sonucu görüyor musun? Diye soruyordu. Çünkü bütün inşaat sürecini çok ilgili birisi yakından izliyor. O her seferinde yeni bir şey görüyor. Halbuki ben zaten aklımda olan bir şeye doğru gidiyorum. Yani bu anlamda aslında bir zanaatkar gibi çalışıyorum. Önceden aklımda var olan bir şeyi üretmek için bütün o aşamaları geçince gideceğim yeri biliyorum. Dolayısıyla gerçekten burayı görüyorum sonuçta. Ama göremediğim ve görmek de istemediğim bir sürü sonradan ortaya çıkan şeyler var. Onlar da eğer mekanı iyi kurduysanız iyi bir biçimde bir araya geliyorlar. Sizden önce var olan şeylerin sizin tarafınızdan nasıl yönetildiğine bağlı olarak kuruluyor. Diyelim ki bu yapının girdiğimiz yerle en alt kotu arasında 16 metre kot farkı var. Bu bir endüstri yapısında sıklıkla rastlanan bir şey değil, çok istenen bir şey de değil. Fakat bunu iyi yönetebildiğiniz zaman, etrafında dolaştırdığınız ve zaten dolaştırmak zorunda olduğunuz çevre yolu, büyük araç hareketlerine izin verecek eğimlerle bunu yapabildiğinde, siz buraya kullanacağınız yüksekliklerle ilgili olarak 4 farklı noktadan girebilirsiniz. Şimdi bu bir endüstri yapısı için onu farklı amaçlarla kullanabilmek açısından çok önemli bir şey. Şimdi buradan başlıyorsunuz. Yerle yapı arasında kurduğunuz ilişki tamamen eğik bir arazide prizmatik bir yapıyı nasıl oturttuğunuzla ilgili ve onlara nasıl girip çıkacağınızla ilgili. Bu yapının hiçbir cephesi ötekine benzemiyor. Çünkü biri batıya, biri doğuya, biri kuzeye ve biri güneye bakıyor. Nasıl benzeyebilir ki zaten? Yani ortalık sera etkisinde kalmasın ve cehenneme dönmesin diye güney cephesi daha az gün ışığı alıyor. Batı cephesi hiç gün ışığı almıyor.
Doğu cephesi ofisleri yerleştirdiğimiz yer, sabah güneşini belirli bir biçimde kontrol edilebilecek parasolelerle çalışıyor. Kuzey ise bütün depoyu ve işletmeyi aydınlatan tek yer. Çünkü şunu biliyoruz, mesela sanatçı atölyeleri de kuzey ışığında çalışır. Çünkü gün boyu değişmeyen tek ışık o ışıktır. Bunlar da sizden önce var olan kimi gerçeklikler. Onları iyi kontrol ettiğiniz zaman yapı bu biçimde oluyor. Yani niye batı cephesi tamamen kapalı? Batı ışığını alıp bununla başa çıkılmaz bir problem üretmemek için. Dolayısıyla bağlam böyle bir şey. Yani bu yapı, bu cephesi kapalı olsa daha fiyakalı olur dediğimizden değil. Birkaç faktör var. Bir tanesi ekonomi. Yani bir yapıyı çelik mi, betonarme mi yapacağınız, ne kadarını çelik, ne kadarını betonarme yapacağınıza para çok karar veriyor. Çünkü özellikle şu sıralarda mesela çelik çok pahalı bir hale gelmiş durumda. İkincisi, biraz önce söylediğim gibi teknik anlamda açıklıkların ne olması gerektiği bu kararı veriyor. Üçüncüsü, cephenin hani kimi zaman bir endüstri yapısında çok büyük makineler sizin cephenizi üretmeden önce gelmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla cephenin nasıl davranacağı, hangi yöne baktığından, hangi makinenin içeriye gireceğine varıncaya kadar önemli olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu para, pul, süre, kullanışlılık, hatta bunun içerisine diyelim ki projeksiyonda 5 yıl sonra bu yapının eklenerek büyüyeceği varsayımı var. O zaman o cepheyi brüt beton olarak yapmanız çok tuhaf olur. Söküp devam edebileceğiniz bir şey yapmanız gerekiyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde aslında yavaştan, dipten, derinden size birileri malzemenizi fısıldamaya başlıyor demektir. Burası betonarme, burası brüt kalabilir, burası daha hafif yapı elemanlarıyla olmalı. Bunu söküp takabilmelisin diye ve o malzeme sizin için belirleniyor. Zaten tasarımınız bittikten sonra karar vermiyorsunuz malzemeye. Tasarımın çok önemli parametrelerinden bir tanesi bu. Bu yapı nerede yapılacak, ne için yapılacak, ne ile yapılacak meselesi. Bence malzemeyi de kendiliğinden çağırıyor zaten. 25 yıl önce de bu yapıları yapmaya başladığımızda mesela çatı sularını toplayıp sarnıca basmak. İçinde bulunduğumuz bu tesiste biz bunu ilk önerdiğimizde ya nereden çıktı şimdi bu sarnıç meselesi diyerek anlaşılmaz bir tepki görmüştük. Yani akşam akşam olay çıkarmanın ne alemi var? Çünkü o yeni bir yapı, artı bir yapı ve bir maliyet demek. Bugün ise verilen programın birinci maddesi sarnıç. Ve biz burada zemin sularını ve çatı sularını tamamını topluyoruz. Topluyoruz, bunu kullanma biçimimize bağlı olarak filtreden geçiriyoruz. Çünkü suyu toplamak bir konu, ona bakabilmek başka bir konu. Onu çürüttüğünüz zaman hiçbir yerde kullanamıyorsunuz. Şimdi bu bir katkı. İşte gün ışığını biraz önce söylediğim gibi kuzeyden gelen ışığı alıyoruz ve üretimin çok önemli bir bölümü, deponun çok önemli bir bölümü sadece gün ışığıyla aydınlanıyor. Şimdi bu enerji tüketimini epeyce azalttığımıza işaret ediyor. Kişisel olarak yapabileceğiniz şeyler var. Daha organizasyonlarla yapabileceğiniz şeyler var. Bizim gibi Gebze Organize Sanayi Bölgesi gibi çok iyi örgütlenmiş bir yerde çalışırken bunlar daha kolay. Ne oluyor? Mesela bir sanayi yapısı çok miktarda suya ihtiyaç duyuyor. Bunu artezyen kuyusu açarak yapıyor. Fakat bunların kaç tane açılacağı, o bölgede kaç tane artezyen kuyusunun olması gerektiği başka bir altyapı mühendisliği meselesi. Çünkü siz bu yapıyı yaparken bir zemin etüdü yaptırıyorsunuz. Bu bölgenin zemininin bir dayanma kapasitesi var. Ve bunu sağlayan şey içindeki taş, toprak, agrega gibi yapılar olduğu kadar su yapısı. Ama burada sonsuz sayıda kuyu açıp bütün suları çektiğinizde o toprağın yapısını tümüyle değiştiriyorsunuz ve sizin yapıyı yaparken hesaba kattığınız değerlerin hiçbir önemi kalmıyor. Ve bunlar çok büyük kötü sonuçlara da yol açabilen şeyler oluyor. Dolayısıyla
çatı sularını toplamak, ne kadar kuyu açılacağına dikkat etmek. Bunlar kişisel olarak yapılan şeyler ama mutlaka bir üst kurum tarafından denetlenip, kontrol edilip öteki şeylerle, yani bağlamsalcılık burada başka bir boyutta da önemli. Diğer yapılarla ve büyük bir bütün olarak bunlar ele alınması gereken şeyler. Yoksa tekil olarak başa çıkılabilecek bir konu değil gerçekten. Orman arazisinin içerisinde yapılmış evler ve yerleşmeler var. Ve orman arazisinin içerisinde affa uğrayarak imar hakkı edinmiş bölgeler var. Sonra o evler yanıyor ve üzülüyoruz. Yani üzülecek bir şey yok ki. Zaten öyle olacağı belli, ormanın yanacağı belliydi. O evlerinde ormanın içinde oldukları için yanıp gideceklerini biliyorduk. Ya da dere yatağına evler yapmak gibi. Şimdi sel basınca ağlaşıyoruz. Yani bunda şaşıracak bir şey yok ki. Dere yatağında akıyor zaten. Yani onun yapabileceği bir şey yok. Evler yanlış yerde duruyorlar. Bu yüzden bir üst yapının sizi denetlemesi, kontrol etmesi ve sizi başına buyruk bir biçimde bırakmaması gerekiyor.